Şu anda Freer Sanat Galerisi'nin depo odasında İslam dünyasına ait en önemli illüstrasyonlardan birini inceliyoruz. Bu tablo, Orta Çağ döneminde İran'dan çıkan en önemli tablolardan biri olarak görülüyor. Aslında bu eser Şahname'nin bir nüshasına ait. Şahname kelime olarak Krallar Kitabı anlamına geliyor ve şu anda İran olarak adlandırılan bölgeyi yöneten şahların hikayesini anlatıyor. Şahnamenin bir diğer adı da Büyük Moğol Şahnamesi ya da Büyük İran Destanı. Yani İranlıları tanımlayan ve topluluk olarak birleştiren bir eser. Şair Firdevsi, Şahname adlı eseri 1010 yılında tamamlamıştı. Eserde yaklaşık 50 bin beyit bulunuyor ve bu muhtemelen yazılmış en uzun destanlardan biri. Eserde İran'ı yöneten 50 şah anlatılıyor. Eser, zamanın başlangıcından Sassani Hanedanlığı'nın yok olduğu Arap fethine kadar olan dönemi konu alan bir eser. Tabii ki zamanın başlangıcı kısmında anlatılan hükümdarların efsanevi yani mitik kahramanlar olduğunu söyleyebiliriz. İlerleyen bölümlerde ise gerçekten yaşamış tarihi figürleri ve yarı tarihi diyebileceğimiz kişilikleri görüyoruz. Şahname'nin tarihi kısmı ise Büyük İskender'le birlikte başlıyor. Burada Büyük İskender'in ölümü sonrasında yaz tutan insanları görüyoruz. Aslında onun hikayesinin Şahname'de anlatılması biraz tuhaf bir durum. Büyük İskender İran'ı işgal ederek Persepolis şehrini ve Ahameniş sarayını yakmıştı. Burada insanların onun arkasından yaz tuttuğu görülüyor. Çünkü bu eser üretildiğinde Büyük İskender bölgeyi işgal etmiş olsa da aslında insanlar tarafından sevilen bir liderdi. Resmedilen insanların duyguları oldukça iyi yansıtılmış. Burada Büyük İskender'in tabutunun bir insan bedeni mişçesine sırt üstü yatırıldığını görüyoruz. Bir kadın figürü dikkatimizi çekiyor. Sadece sırtını görsek de tablodan bu kadının acısını ve çaresizliğini hissetmemiz mümkün. Firdevsi'ye göre Büyük İskender öldüğünde tabutu halkın huzuruna getirilip sergilenmişti. Sanatçının bu tabloda bu durumu sadece belli bir alana sığacak şekilde daralttığını söyleyebiliriz. Bunun amacı ise insanların duygularını daha kolay aktarmak. Çünkü tabutun çevresinde toplanmış insanları rahatlıkla inceleyebiliyoruz. Tabutun çevresinde toplanan ve büyük bir acı içerisinde olan insanlar ağlıyor ve dua ediyor. Hatta Aristoteles figürünün eğildiğini görüyoruz. Ağlıyormuş gibi görünüyor. Elinde bir mendil var. Ayrıca tabii ki burada kendisini tabutun üzerine atmış olan Büyük İskender'in annesini de görüyoruz elbisesindeki kıvrımların keskin olduğunu söyleyebiliriz. Belki de annesinin yaşadığı büyük acıyı ve huzursuzluğu yansıtıyor bu. Sanatçı mimarideki simetri ve gösterişli dekorasyonla aslında bize büyük iskemlerin ne kadar önemli biri olduğunu hatırlatmak istiyor. Burada lüks sayılabilecek bütün nesneleri görüyoruz. Böylece o dönemde ne gibi nesnelerin kullanıldığına da tanıklık etmiş oluyoruz. Örneğin alev ve dumanlarıyla beraber resmedilen görkemli mumları görüyoruz. Büyük İskender'in tabudunun üzerinde asılı büyük bir lamba da göz kamaştırıyor. Halılar, farklı kumaşlar, farklı çini desenleri. Bunların hepsine tabloda yer verildiğini söyleyebiliriz. Bütün bunlar Büyük İskender'in görkemini ve servetini vurgular nitelikte. Figürlerin hissettiği yoğun duyguları da hissetmek mümkün. Ancak tablonun merkezinde aslında bir tabut yer alıyor. Bunun ölümlü insan kavramını simgelediğini söyleyebiliriz. İnsanın ölümlü bir canlı olması, Firdevsi'nin Şahname adlı eserinin ana konusu. Çünkü Büyük İskender'in hikayesi anlatılırken, daha fazla toprak elde etmek için batı ve doğuya seferler düzenlerken İskender aynı zamanda ölümsüzlüğü de bulmaya çalışıyor. Örneğin ağabey hayatı bulmaya çalışıyor, karanlıklar vadisinden geçiyor. Aslında hikaye boyunca Firdevsi tüm o serveti ve gücüne rağmen Büyük İskender'e kendisinin de diğer tüm insanlar gibi ölümlü olduğunu hatırlatıyor. Bu tabloda da bu duygu güzel bir şekilde resmedilmiş. Aslında Büyük İskender'in de ölümlü olduğu gerçeği Firdevsi'nin destanının başlıca konularından biri. Şimdi birebir kelimeleriyle değil de anlamına bakarsak Firdevsi eserini şu sözlerle bitiriyor. Bu görkemli hikayenin sonuna geldim. Bütün bu topraklarda beni konuşacaklar. Ben hiçbir zaman ölmeyeceğim. Bu toprağa ektiğim topraklar artık yeryüzünde olmasam da adımı ve şanımı koruyacak. Mantıklı ve bilge insanlar ben bu diyardan göçtüğümde şanımı anacak ve beni övecekler. Burada ilginç olan nokta, İran'da İslamiyet'in kabul edilmesinden sonra her hükümdarın göreve gelir gelmez şahnamenin bir nüshasının yapılmasını emretmesi. Bunun sebebi de bu tarihi mirasın bir parçası olmak istemeleri tabii. Moğollar da tam olarak bunu yaparak Büyük Moğol şahnamesinin yazılmasını emretmişlerdi. Moğollar bölgeye ilk geldiklerinde İran'da büyük ölçüde tahribata yol açmışlardı. Burada ilginç olan, Büyük İskender'e odaklanan bu el yazmasının aslında kendisi de bir fatih olan Büyük İskenderle İran'ı fetheden Moğollar arasında bir etkileşim başlatmak için kullanılmış olabileceği ihtimali. Bu el yazması, Büyük İskender dönemini anlatan en fazla sayıda illüstrasyonu içerisinde barındıran eser. Günümüze ulaşan 12 illüstrasyon bulunuyor. Büyük İskender'i bir dünya fatihi olarak düşündüğümüzde İran'ı işgal ettiklerinde İlhanlılar için mükemmel bir model olarak görüldüğünü söyleyebiliriz. Bu modele göre Moğollar yani İlhanlılar Büyük İskender'in geleneğini devam ettirerek İran'da kendi meşruiyetlerini kurmayı başarabilirlerdi.